Yalçın Doğan, %47,83, masalın iki yüzü. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, asgari ücretliye anlatılan, sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz, masalları hepimizin kulağında çınlıyor. %47,83'ün kendisi masalın bir yüzü. İkincisi ise, enflasyona ezdirmeyeceğiz, nutku masalın trajik yönü. Trajik çünkü, ezilmeyen çok küçük bir azınlık var, gerisi ezile ezile bitap düşmüş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Dünyayı yöneten birkaç ülkeden biri, belki en başta geleni. Ancak, inanılmaz bir zafiyeti var. Amerikan yönetimi üç büyük lobi grubunun, Ermeni, Rum ve Yahudilerin etkisi altında. Yönetim etki altında olduğu için oradaki çeşitli kurumlar da, aynı baskıyla davranıyor. Son örnek, dijital yayın platformu Disney'in Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldırması, Ermeni lobisi o kadar güçlü. Olabilir. Ama, olamayacak olan, Amerika'daki o lobilerin Türkiye karşıtı tavırlarına AKP iktidarının ne yaptığı, hangi karşı atağa hazırlandığı sıradan bir dijital platform karşısında bile Ankara'nın bu ölçüde etkisiz kalmasının şifresi var. Her yere hesapsız para savrulurken en fazla ağırlık verilmesi gereken Amerika'da düzgün bir lobi faaliyeti yürütülemiyor. Ankara ve Washington büyükelçiliği birlikte çuvallıyor. İmkansız oran çuvallama deyince AKP iktidarında ondan bol bol var. Özellikle ekonomide, hele de enflasyonda. Dolayısıyla, geçim sıkıntısını kat be kat arttırmakta üstüne yok. Geçen yılın sonunda AKP orta vadeli plan açıklıyor. Orada 2023 yılı için enflasyon tahmini %24,9. Ciddiye alınacak yönü yok. Merkez Bankası'nın ilk tahmini %22,3 iken, geçenlerde o tahmini %58'e yükseltiyor. TÜİK ise, dün yine bildiğiniz gibi. İmkansız bir oran açıklıyor, Temmuz ayı enflasyonu %9,49, yıllık artış %47,83, hiç inandırıcı değil. Dolar ve benzin iki nedenle inandırıcı değil. 28 Mayıs, yani seçim günü, dolar 20 liranın bile altında, 19 bölü 92 lira. Dolar bugün 26 bölü 97 lira, 2 ay bir hafta içinde TL dolar karşısında %35 değer kaybediyor. Benzin o gün 19 bölü 80 lira, bugün 36,08 lira. 2 ay bir hafta içinde benzine gelen zam yüzde 82, dolar ve benzindeki fiyat artışı akla gelebilecek her türlü mal ve hizmetin fiyat artışını tetikleyen iki temel kalem. Kısa sürede onlardaki vahşi artışın sonucunda, yıllık enflasyonun yüzde 47 bölü 83 artması hiç inandırıcı değil fiyatlar ve gelirler kaldı ki, gıda, eğitim, kira, ulaştırma gibi sektörlerdeki artışlara bakıldığında. Hissedilen ve fiilen yaşanan fiyat artışları ile TÜİK'in kağıt üstünde gösterdiği artış oranları arasında dağlar kadar fark var. TÜİK konutta %19,31, eğitimde %53,57, sağlıkta %75,95, otel ve lokantalarda %82 bölü 62 yıllık artışa işaret ediyor. Asıl mesele bir bu fiyat artışlara bakın bir de ücretlerdeki gelirlerdeki artışlara. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, asgari ücretliye anlatılan sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz masalları hepimizin kulağında çınlıyor. %47,83'ün kendisi masalın bir yüzü. İkincisi ise enflasyona ezdirmeyeceğiz nutku masalın trajik yönü trajik çünkü ezilmeyen çok küçük bir azınlık var. Gerisi ezile ezile bitap düşmüş durumda. ENAG farkı yaşanan ve hissedilen enflasyon ile TÜİK oranları arasındaki fark ENAG araştırmasında daha net ortaya çıkıyor. ENAG yani bilim insanlarının oluşturduğu grubun düzenli olarak yaptığı araştırmaya göre yıllık fiyat artışı %122,88, Temmuz ayı artışı %13,18, yıllık bazda TÜİK ile ENAG arasındaki fark yaklaşık 2,5 kat. Bu ölçüde büyük sapma bir hatayı gösteriyor. Ya ENAG ya da TÜİK'te hata var. İktidarın emrinde arka arkaya başkan değiştiren TÜİK'in fiyat artışlarını olduğundan daha düşük göstermesi akla daha yakın geliyor. Ağustos'ta yine artacak 14 ve 28 Mayıs seçimlerine giderken Tayyip Erdoğan sürekli enflasyonun düşeceğini söylüyor. TÜİK 2022 Ekim ayından itibaren enflasyonun düşmekte olduğunu ilan ediyor. Ekim 2022'de %85,51'i gören enflasyon Temmuz ayına kadar aydan aya sürekli düşüyor. Son olarak Haziran'da %38,21 seçim geride kalıyor, vergiler ve zamlar patlıyor, fiyatlar anormal zıplıyor. Ancak şu var. Son bir haftada arka arkaya yapılan akaryakıt zamları Temmuz ayı enflasyon hesabında yok. Akaryakıta bütün Temmuz boyunca %29 zam yapılıyor. Onun etkisi Ağustos'ta ortaya çıkacak. TÜİK artık ne kadarını çıkartırsa, orta sınıf çöktü. Sağlık, eğitim, konut, gıda gibi temel sektörlerdeki fiyat artışlarının ortak paydası var, orta sınıfın çöktüğünü ilan ediyor. Sağlık harcamalarındaki artış insanların doktora ya da hastaneye nasıl gideceklerini uzun uzun düşündürüyor. İlaca %30,5 zam geldiği de eklenirse, orta sınıf için en küçük bir lüks kalmıyor. Lokanta ve oteller yüzde 82 bölü 62 artarsa, dışarıda hangi yemek, hangi tatil? Üstelik, ulaştırma 43 bölü 40 artmışken. Nerede yaşıyoruz? Bir yanda bu ekonomik felaket, diğer yanda sokaklarda cirit atan mafya, cinayetler, cinsel istismar, her türlü şiddet ve huzursuzluk. İngiliz Ekonomist dergisinin yayımladığı Avrupa'nın en yaşanabilir kentleri listesine bakın, bir buçuk yıla yaklaşan süredir savaştaki Kiev en sonda, İstanbul sondan ikinci. Masallar burada bitiyor.